Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Airbus A400M askeri nakli uçaklarının yeni göreviyle ilgili çok özel bir video paylaştı. Bu videoda A400M'in kabinine konulan 20 tonluk su tankıyla birlikte artık uçak yangın söndürme görevlerinde kullanılmaya başlanacak. Testler İspanya'da Getafe tesislerinde Airbus'un yapıldı ve İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir A400M kullanıldı. Malum Türk Hava Kuvvetleri de A400M kullanıcısı. Şu an yangın sezonunun ortasındayız. Bu bir alternatif olabilir Türkiye'ye. Bu programın biraz detaylarını anlatacağım size. Daha önceden geçmişte biliyorsunuz C-130 uçakları yangın söndürmede kullanılmıştı. Daha sonra da bu operasyon durdurulmuştu. Bunların detaylarına bakacağız. Ve videonun son bölümünde Kiev'de uzun süredir, yani bu savaşın başlangıcından beri bekleyen Ukrayna kriziyle birlikte 2 A400M uçağımız var. Bunlar ne olacak? Son durumları nedir? Bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Her orman yangınında yanan tek bir ağaç bile bizlerin yüreklerini yakıyor ve orman yangınlarıyla mücadele çok çok önem arz ediyor. Bu mihvalde tabii baktığımız zaman eldeki her şeyin kullanılması gerekiyor. İşte bazen yok şu uçak eskidir, şunun kapasitesi düşüktür, bu çok büyüktür, bu ne yapar falandan öte orman mühendislerinin çok güzel bir lafı var. Sırtında bir damla su taşıyan karıncanın bile yangınla mücadelede bir görevi var. Bunları unutmamak gerekiyor. İspanya bir tarafıyla Akdeniz ülkesi, Akdeniz kıyılarına sahip bir ülke ve her Akdeniz ülkesi olduğu gibi ormanları yangın riskleriyle karşılaşmış durumda. Ve İspanya'da bu konuyla ilgili A400M uçaklarına bir modifikasyonu Airbus'la birlikte yapmaya başlamış durumda. Airbus'un askeri kanadında nakliye uçaklarının ana merkezi Getafe şehrinde bulunuyor. Ana üretim hattı burada bulunuyor ve burada da bir test gerçekleştirildi. Kabini normalde 30-35 ton kargo alabiliyor A400M'in. Buraya iki büyük konteyner üzerinde özel bir tank yerleştirildi ve bu tanklara 20 ton su basıldı. Şimdi kargo kapasitesi açısından 20 ton gayet makul bir büyüklük, ama düşünün, bir kargo uçağıyla dolu 20 tonla dalıyor uçak. Daldıktan sonra boşaltıyor ve çekişe başlıyor. İşte bu çekişe başladığı zaman uçağın gövdesi ve kanatlarına büyük bir yük binmeye başlıyor. Hafiflemeyle birlikte, o çekişle birlikte uçakta bu bir yapısal hasara da neden olabiliyor. Öncelikli olarak bu konuda modifikasyonu yapılacağı uçağın bu hasarı kaldırabilecek kuvvette olması gerekiyor. Şimdi mesela Türk Hava Kuvvetleri'nde sayıları 50'ye yakın CN-235 uçakları var. Bunlar da yine İspanya ve Endonezya ortak tasarımıydı. Türk Hava Kuvvetleri'ne hafif nakliye uçağı olarak alınmıştı. Örneğin bu uçakların türbülans sınıfları düşük. Yani o yükü kaldırabilecek özelliklere sahip değil. O nedenle mesela bunlar kullanılamıyor. Geçmiş zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130'ları vardı ve 2001 yılı olması lazım. Amerika'da yangın söndürmede kullanılan bir C-130 uçağı kaza geçirdi. Dalışla birlikte artık o hasarlanan gövde ve kanat bağlantıları sonrasında kanatlar katlanıverdi ve gerçekten çok feci, videolara yansıyan bir kazaydı. Bu kaza sonrasında C-130'ların bu operasyonları durdurulmak zorunda kalındı ve uçakların gövde kanat bağlantıları tekrar kontrol edildi ve burada da şu çıktı ortaya. C-130'lar modernize ediliyorlar, sayısal kokpite kavuşuyorlar ve Türkiye uzun yıllar bu uçakları yangın söndürmede değil, askeri nakliyede 2040'a kadar kullanacak. Türkiye için şöyle bir şık vardı. A şıkkı, bunu yangın operasyonuna vereceksiniz, atıyorum 5-10 yıl sonra o yıpranmayla birlikte emekli etmek zorunda kalacaksınız veya bu uçakları çok yıpratmadan uzun süre uçacaksınız. Türkiye bu konuda B şıkkını seçmiş durumda. Tabii karşılaştırdığımız zaman 1950'lerin teknolojisi C-130'lar, A400M'ler çok daha yeni teknoloji. Gerçekten o yükü kaldıracak bir şekilde tasarlanmış. Ama sonuçta her yangın söndürme operasyonunda bir gövdeye bir hasar. Çünkü o dalışlar, çıkışlar, G yükleri uçağın üzerinde bir ağırlık oluşturuyor. Bunların da oturup çözülmesi, mühendislik açısından bakılması, yıpranması örneğin ne kadar, bunları görülmesi gerekiyor. Bir başka konu bununla ilgili ilintili, bağlantılı diyebileceğimiz, örneğin C-130'ların gunship olarak adlandırılan, üzerine işte makine toplar, büyük topların yerleştirildiği bir modeli var. AC-130 serisi.
Örneğin bu uçaklar normal CH-30'lara göre ömürleri çok daha kısa. Çünkü ağır modifikasyonlar, gövdeye yük bindiriyor, ateş ediyorsunuz, o silahın geri tepmesi var veya savaş alanında kısa mesafede çok keskin dönüşler yapabiliyor. Bunlar hep yük bindiriyor, G yükünü arttırıyor ve bu uçaklar, AC-130'lar normal C-130'lara göre daha kısa ömürlü olarak kullanılıp bir süre sonra da emekli ediliyor bu uçaklar. İşte bir yük ne kadar etki yapıyor, kaç yıl kullanacaksınız ve ne öngörüyorsunuz, ne kadar para koyuyorsunuz. İşte bir askeri operasyonun arkasında da çok çok önemli maliyetler oluşmuş oluyor. Kısaca bu operasyonu anlatmaya çalıştım size yangın söndürme ile ilgili. Benim fikrim Türk Hava Kuvvetleri yedek bir güç olarak bunu kullanabilir. Gerekirse sahaya A400M'ler iner. Bunlar için tabii gerekli ekipmanların alınması, tabii ki öncelikli olarak bu testlerin tamamlanması lazım. Bu ekipmanların alınması, pilotların eğitimlerini yapması gerekiyor. Ama büyük yangın uçaklarıyla ilgili de bazı handikaplar oluyor. Bunlar nedir mesela? Büyük uçakların manevra kabiliyetleri küçüklere göre daha kapasiteleri sınırlı olduğu için çok dağlık bölgede, sarp arazide bu uçakları bazen kullanabilmek mümkün olamayabiliyor. Tamam, düz bir alanda 20 ton suyu atıyorsunuz, çok güzel. Ama dar bir alanda bu suyu atmak, bunun gibi operasyon yapmak zor hale gelebiliyor. Gelelim Kiev'de kalan 2 A400M askeri nakliye uçağımıza. Türkiye savaşın başlangıcı, artık böyle bir savaş bugün yarın 1-2 saate başlayacak derken Eskişehir'den 2 A400M askeri nakliye uçağını yolladı. Amaç oradaki tahliyenin yapılmasıydı. Ama gece itibariyle Ruslar vurmaya başlayınca uluslararası notamla bütün Ukrayna hava sahası kapatıldı ve Türk Hava Kuvvetleri de risk almadı, bu uçakları kaldırmadı. Şubat ayından bu yana aylardır o uçaklar burada ve şu anda da Kiev Uluslararası Havalimanı'nın da ana pistleri vurulmuş durumda. Hengame içerisinde, bu karışıklık içerisinde Türkiye'de uçağı kaldırıp getirip bir risk almak haklı olarak istemiyor. Ne oluyor? Bu uçaklar şu an orada sağlam bir şekilde duruyor. Ruslar açısından Türkiye ile bir pazarlık yapıldığı zaman bu masaya konan çok çok önemli bir, hani vururuz iki tane uçağınız gider diyor. Hani bu uçakların da şu anlık değerleri 130-140 milyon euro. Yani iki tane dediniz, nereden baksanız işte 250-280 milyon euroluk bir para. Bunu kaybedersiniz diyor. Bu uçakları da öyle düğmeye basınca ertesi gün vermiyor size. Bilmem kaç sene önce sipariş veriyorsunuz, ödeme yapıyorsunuz, üretiliyor, çıkıyor gibi çok uzun bir süreç var. Ve Türkiye açısından da Ruslar bu uçakları koz gibi kullanıyor. Peki bu uçaklar orada başıboş mu? Hayır. Güvenlikleri Ukrayna tarafından sağlanıyor ve belirli dönemler içerisinde Türk bakım ekipleri genellikle çevre ülkelere gidiyorlar. Buradan Kiev'e gidip bu uçakların bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Ama karşınızdaki hani Rus kuvvetleri, evet hatırlayacaksınız, işte Antonov'un dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov 225'i vardı. Dünyada bir tane. Tak diye vurdu adamlar. Yok ettiler bu uçağı. Fabrikaya zarar verdiler. Hani yarın öbür gün bu uçakların başına bir şey gelir mi, ne yapar mı gerçekten bilmiyorum. Bu durum aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin lojistik faaliyetini de olumsuz etkiliyor. Elimizdeki en kapasiteli, en büyük uçaklar A400M'ler ve bu A400M 10 uçaklık filonun ikisi Kiev'de kalmış durumda. Yani %20 A400M kuvvetimizi kaybetmiş durumdayız. Ki bu 10 uçak aynı anda uçmuyor. Birinin bakımı geliyor. Uçuş ekiplerinin eğitimleri, diğer görevler gibi, gerçekten A400M'ler Türk Hava Kuvvetleri'nin jokeri. Örneğin gün geliyor, Filipinlere T-129 Atak ihraç ediyoruz. Bu Ataklar A400M'lere konularak götürülüyor. O yüzden A400M'ler Türkiye için çok çok önemli stratejik uçaklar. Bazı arkadaşlarımız karıştırıyor. Ben bilgi vermek istiyorum bunlarla ilgili. Örneğin bir nakliye uçağı, tamam, silah taşımıyor ama yani silahlı bir değil tabii ki, gövdesinin içerisinde bomba, füze taşıyıp bir noktaya aktarıyorsunuz ama değerleri açısından askeri nakliye uçakların savaş uçaklarından bir farkı yok. Lojistik güç çok çok önemli. O malzemeyi bir yere taşıyamazsanız, personeli götüremezseniz, istediğiniz yere inemezsiniz ki nakliye uçakları toprak pistlere de iniyor, yer hazırlanmış pistlere de iniyor. Gerçekten bir hava kuvveti çok ciddi güç kaybetmiş durumda. Ben şuna inanıyorum. Eğer Ukrayna ve Rusya arasında bir kriz, belirli böyle bir ateşkes sağlanırsa, kim vurduya gitmeden, o uçaklar
oradaki taksi yollarından bile çok rahat hazırlanır, kalkar. En azından çok minimum bir yakıtta kalkıp bir yere kadar giderler. Daha emniyetli bir ülkede yakıttan alıp gelirler. İnşallah uçakların başına bir şey gelmez ve en kısa zamanda bir şekilde barış olur ve Türkiye'de uçaklarına kavuşur. Evet, bugün A400M'in yangın söndürme operasyonundan girdik. Askeri uçaklar nasıl kullanılıyor, buna baktık. Hatta hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda bu yangın sezonu nedeniyle ben sık sık yangın söndürme uçak helikopter videoları yapıyorum. Hatta Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili bir güç oluşturduğunu açıklamıştı. İşte kara kuvvetlerine ait helikopterler, hava kuvvetlerinin uçakları yedek olarak tutuluyor. Jandarma ve emniyet, sahil güvenlik bunlara destek veriyor. Hatta şöyle de bir eleştiride bulunmuştuk. Seahawk helikopterleri kullanılmıştı deniz kuvvetlerinin. Seahawk'lar gerçekten taşıdıkları radar sistemleri, elektronik, aviyonikler, sonarlar, şunlar bunlarla gerçekten çok değerli helikopterler. Açıkçası bir riskle karşılaşabilir ve daha da kötüsü, riskle karşılaşsa hani ekibin başına bir şey gelmesi tabii en büyük felaket, ama Türkiye bir daha bu helikopterleri Amerika'dan alamayabilir. Bu helikopterler verilmez Türkiye'ye. İşte onlar niye yangın söndürmede kullanılıyor diye de böyle bir eleştirimiz olmuştu. Zaman zaman bu konuyla ilgili videolarımıza devam edeceğiz. Bir sorun varsa da bunları yansıtmak bizim bir haber paylaşan bir kanal olarak, bilgi veren bir kanal olarak gerçekten boynumuzun borcu dememiz gerekiyor açıkçası. Evet, bu hafta yangın söndürmeden girdik, Kiev'deki A400M'lerden çıktık. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde, bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Aynı zamanda işte abone olursanız, katıla destek verebilirsiniz kanalımıza, çok mutlu oluruz. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.